Yine başka bir hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yine Hazreti Ebu Hureyre'ye, لَقِّنِ الْمَوْتَ بِالشَّهَادَةِ, ölen olduğu zaman diyor, git ona telkin yap. Kelime-i şehadet getirsin orada. Telkin vardır biliyorsunuz. Gömdüğümüz zaman mevtayı, onun başına gelir imam, ya Abdallah, اُذْكُرُ لَا اِلَهَ, o hesap meydanında olduğu için o an, orada biz hatırlatıyoruz, hatırlatma babından aklına gelmez belki diye. La il Allah, sen Allah, sen dünyadan şu şekilde çıktın ki Allah'tan başka ilah yoktur. Peygamberimiz onun Resulü ve elçisidir inancıyla çıktın. Hatırla bunu diye imam gider orada söyler. Lakinil mevta bi şehade. Git diyor ölülere şehadeti telkin et. Fe innaha tehdimuz zunub. Çünkü bu şehadet günahları siler götürür. Alır götürür. Dedi ki ya Resulallah, هَذَا لِلْمَوْتَى ölenler için böyle. فَكَيْفَ لِلْاَحْيَاءِ dirilere ne olur peki? Ölenlere biz burada şehadet getirdiğimiz vakitte alıyor götürüyor günahları. Dirilere getirsek ne olur? هِيَ اَهْدَمُ هِيَ اَهْدَمُ o daha da çok siler götürür. Daha da çok siler götürür. Sen yeter ki la ilahe illallah de. Bunu adet edin. Virt edin kendine. Ayet-i kerime indiği zaman fa'lemennehu la ilahe illallah ayet-i kerimesi indiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Muhammed suresindedir o ayet-i kerime. Aleykum bila ilahe illallah vel istiğfar. La ilahe illallah kelime-i tayyibesine yapışın. Bir de diyor istiğfara yapışın. Allah'tan af dilemeye yapışın. اَكْثِرُوا çoğaltın minhuma, çok çok söyleyin. Bunları söyleyin bir de çok çok söyleyin. Adet edinin kendinize. فَاِنَّ الْاِبْلِيسَ قَالَ çünkü şeytan şöyle söyledi. اَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالذُّنُوبِ ben insanları günahlarla helak ettim. وَاَهْلَكُونِي بِاللّٰهَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِسْتِغْفَارِ onlar da diyor beni la ilahe illallah ve istiğfarla helak ettiler. Ben onları günahlarla helak ettim. Onlar da beni diyor, bu la ilahe illallah kelimesi var ya, onunla beni helak ettiler. Bir de istiğfar. Sonra, فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَٰلِكَ baktım ki diyor, bunlar la ilahe illallah alışmış söylüyorlar. اَهْلَكْتُهُمْ بِالْاَهْوَى o zaman nasıl geldim ben onlara? Hevai nefslerine tabi olsunlar. Her hoşuna giden şeye dalsınlar. Bunları akıllarına getirdim. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ kendilerine diyor hidayette zannederler. La ilahe illallah. Kelimesini söylüyor ama manasına vakıf değil. Kendini kandırıyor ben la ilahe illallah dedim diye. Manasına vakıf olabilmek, devamlı çekebilmek, onun esrarına vakıf olabilmek yoluna girmez. La ilahe illallah kelimesinin şadailini, faziletini duyar. Sadece dille söylemekte kaldığını zanneder. Halbuki o kelimenin sırlarını açacak anahtarlar var. O anahtar sahibi insanlar var. O insanların yanına gittiğin zaman sana da anahtarı verirler. Bundan mahrum kalırlar. Tek başına la ilahe illallah demekle bütün esrarına ben vakıf olurum sanırlar. Öyle değil ama diyor. Her hayır için, hayırlar için hazineler var. O hazineler için anahtarlar var diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَطُوبَ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَحًا لِلْخَيْرِ o kula müjdeler olsun ki Allah onu hayra anahtar yaptı. مُغْلِقًا لِلْشَرِ şerri kilitleyen yaptı. Bu la ilahe illallah kelimesi ile birisi söylüyor, küfür dairesinden çıkıp İslam'ın ilk basamağına basıyor. Birisi bir söylüyor, o İslam'ın son basamağına basıyor. Nihayete çıkıyor. La ilahe illallah. La mevcude illallah'tır. Tasavvufi manası bunun. Allah'tan başka yok demek. Yok derken yani, her şeyin varlığı ona bağlı, onun nurunda yok olduğu için yok yani. Yoksa külliyen yok demek değildir. Bu kelime cennetin anahtarıdır. Bunu çok söyleyin diyor Peygamberimiz.
sallallahu aleyhi ve sellem. İhlas kelimesidir, takva kelimesidir. Tutunulacak en sağlam iptir diyor bu. Cennetin diyor biletidir, parasıdır bu. Nuh aleyhisselam diyor vefat edeceği zaman oğullarını çağırdı. Dedi ki size iki şeyle tavsiyede bulunacağım. İki şeyden de nehyedeceğim sizi. Nehyedeceğim iki şey, birisi diyor şirktir. Allah'a şirk koşmayın kesinlikle. İkincisi ise diyor kibir. En beter beladır kibir. En güzel ahlak tevazu olduğu için oradan anlayacaksın ki tevazunun zıttı olan kibir en beter ahlaktır. Bunlardan kaçının. Ve diyor iki şeyle emredeceğim ki birisi la ilahe illallah'tır. O öyle bir kelimedir ki diyor bütün yer gök onun yanında hafif kalır. Birisi de diyor subhanallahi ve bihamdihi kelimesidir. Bu da öyle bir kelimedir ki diyor bütün rızıklar bununla açılır. Bütün her şeyin salatı bununladır diyor. Rahmet bununla iner. Bunları tavsiye etmiş. Şimdi 950 sene kavmine irşatta bulunan bir peygamber Nuh aleyhisselam. En son oğullarına söyleyeceği şeyler öyle önemli şeyler olmalı ki onlar. Ölüyorum artık yani. Ben gideceğim, size öyle bir hazine bırakacağım ki bunu yaparsanız kurtulursunuz. Bunları söylemiş işte, bunları söyledi. Son tavsiyeleri bunlar olmuş. Şirk ve kibirden uzak durun. La ilahe, yani zikir ehli olun demektir bu. Bu kelimeleri çok söyleyin manasındadır.